Gel. Gel. İsranmış ya, baksana olmuş herkese. Hadi çık İstanbul'u, çık yuvarlıca. Hadi. Gel fındık gel. Kınalı. Gel. Aha. Gel. İneklerimi maalesef saptım. Nasıl saptım? Sıkıntı oldu, kalabalık. Yani evimiz çok ortaklı olduğu için kalabalık oldum. Yani satmak zorunda kaldım ama maddi açıdan değil, ama sattığım yer gerçekten en az benim kadar iyi bakacak bir aile. Ve her zaman gidip görebiliyorum. Merak edince gidip bakıp tekrar sevebiliyorum. Kızım beni özledin mi, kızım ne yaptın, işte öyle böyle. Afiyet olsun. Şu anda pek bir hayvanım yok. Biraz tavuğum, kediler, köpekler zaten yemek verdiğimiz sürece yanımızdalar. Ama tabii ki gene isterdim ineklerim olsun diye. Ama tekim ve inek beslemek biraz güç oluyor babaannem yaşlı olduğundan dolayı. İnşallah ileride düşünüyorum tekrar güzel bir ahır yapıp, kendi evimi yapıp, kenarında köşesinde de küçük bir ahırım olmasını isterim. Haydi. Biz köyümüzü beğenmiyoruz. Çok millet, değişik milletimiz var. Bir şey yaparsan her şeye karışırlar. Yol yaparsan yola karışırlar. Bir şey edersen birbirini ihbar ederler. İnekler, yumaklar şey oldu, ineklerin suyu aktı diye ihbar ettiler. Bakanlığa kadar bildirdiler. Bastım çıkardım. De hiçbir şeysi kalmaz. Ya bu kadar çöydü ama gazep çöy. İsteyen yok yani, isteyen yok. Birbirini kimse istemiyor. Yalandan gülüyorlar birbiri yüzüne. Vallahi yalandı ne? Gelsek diyorum kardeşim yani, gelsek. Eskiden gene iyiydi ama yeni yetmeler daha değişti yani. Eskiyle çok iyiydi. En az komşuluğumuz vardı, gider gelirdik. Eskiyle öldükçe boşandı yani. Birbirine de kapıyla artık örtüldü yani. Kimse de kapıyı kimse atmıyor yani. Çok iyi çocuktu, böyle kötülük düşünmez. Ama öyle uğraşıyor kendi hayatıyla. O da sana şey etme, böyle sıra ineğe çok hevesli. Yani sürüler vardı, sattılar. Ha böyle ineklerle uğraşıyor böyle işte. Ha böyle yağışta biz evdeyken bu çobana geldi. Uleye doğru biz evde oturmuş oluruz. Çok iyi çocuk yani. Allah razı olsun Evancı da. Gerçekten çok yardımcı olur bana eskiden beri geldiğimden beri nasihatleriyle. Hasta olma diyor. Gerektirse yani yaşına başına bakmadan gelir benimle ormanda, dağda, bayırda odun eder, yardım eder. Aynen. Yükümü taşır. Ne oldu? Hadi ben gidiyorum artık. Yeminizi verdim. Suyunuzu verdim, artık oturun. Tamam, yatın. Yavrumla memzir, hadi görüşürüz. Maalesef hayat kısa ve
gerçekten çok acımasız. Acımasız demeyelim de bize göre acımasız. Doğanın bir kanunu var. Yaşlanan ağaç çürümeye, son bulmaya mahkum olduğu gibi insanlar da aynı. Belli bir zamandan sonra ömürlerini tamamlayıp bu dünyadan göç ediyorlar ve bunlara alışmak gerçekten zor. Dağlar gibi yeşeriyoruz, açıyoruz, yapraklanıyoruz, ondan sonra tekrar solup toprağa karışıyoruz. Bu gördüğünüz sararmış yerler, kuruyan ağaçlar tekrar yeşerecek, yapraklanacak, kuş yuvası olacak. Daha sonra tekrar yapraklar dökülüp toprağa örtü olacak. Bu beyaz turp. Böyle kendimizce köyde yetiştirmeye çalışıyoruz bazı sebzelere falan. Bu çay lifi, inek gübresi ve tarım kireci kullanıyoruz. Bunlar Karalı analarımız. Dedelerimizden, nilelerimizden bu yana gelen tohumlardan çoğalttığımız ve buranın iklimine uygun şekilde yetiştirdiğimiz lahanalar. Benimle birlikte büyüyen fidanlardan bir tanesi de bu. Şu dalı kadardı, şu kadar. Şu anda görüyorsunuz. Boyumun 2-3 katı olmuş. Ona çok iyi baktım. Ne bileyim, böyle sarıyorum onu karda falan kırılmasın diye. Emeğimi karşılıksız veren tek şey fidanlarım ve bitkilerim. Herkese kendi memleketi güzel geliyor. Burada yaşamayı seviyorum. Şimdi buradaki dik, bayır, çamur, yağmur, belki güneşli, ılıman iklim yok. Ama gerçekten burası benim hoşuma gidiyor. Çünkü kendi yerimiz. Babaannemle güzel vakit geçiriyoruz. Tabii ki bazen tartışsak da, yani tartışma derken fikirlerimiz uyuşmadığı zaman o bana bazen tepki veriyor. Ben de babaanne diyorum, olsun diyorum. Zorluklara rağmen köy güzel. Ben zaten hayallerimin peşinden geldim. Küçücüktüm yani, o yaşta ne hayal olur diyenler var ama 10 yaşında nasılsam şimdi de aynıyım. Çünkü gerçekten insan bir yerde bir hedef koyduğu zaman o hedefin peşine koşması lazım yani. Sürekli ortama bakıp, etrafa bakıp, kendine şekil verdiği zaman başarılı olamıyor. Kumaş gel. Gel. Haydi gel. Gel. Karabük'te yaşıyorduk. Orada eşimle tanıştım. Nişanlandık, evlendik. Geldim 1957'nin Ağustos ayında geldim köye. O zaman hamileydim. Çocuğum vardı üzerimde. Çok küçük, yaşım küçük olduğu için taşıyamamışım. O çocuğum öldü doğdu. Ondan sonra tekrar 59'da bir çocuğum daha oldu. 60'da bir tane daha oldu. 64'te oldu. 66'da oldu. 68'de oldu çocuklarım. 72'de en son çocuğum oldu. Ondan sonra kendim hastalandım. Ürem yükseldi. Taşındık buraya. O zaman hemşinde oturuyorduk biz. 30 senedir burada duruyoruz. Torunumla beraberiz. Ne oldu? Çocuklarım gurbetlerde. Şimdi de 83 yaşına geldim. Artık bel büküldü. Ama yine de duramıyorum. İneğimle uğraşıyorum. İneğim var.
sağarım, sütüyle uğraş, peynirini, yağımı kendim yapıyorum. Her şeyimi kendim yapıyorum daha doğrusu. Şimdi bu kabaracak ki pis su. Kabarmadan olmaz. Herkesin aklı olsa evde ekmeğini kendi pişirir. Ben Ankara'da bile tavada pişirdim yedim. Çarşıdan alınmış yoğurdu yiyemem. Peynirimi çarşıdan alınmış yiyemem. Daha doğrusu çarşıdan alınan bir zeytini yerim. Bir de şeker, bir de un, tuz. Pirinç, bulgur. Diğerler hep evden olacak. Kendim yapacağım. Hadi. Böyle. Geçinip gidiyoruz işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Tavuklarımdan birinin ismi Kınalı ve bana aşırı bir sadıklık huyu var. Yani bana çok yakın. Şimdi kapıyı açtığım zaman hemen kapının eşiğine gelip kendisini sevmemi bekliyor yani. Hemen kapının eşiğine gelip görmek istiyor beni. Şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi. Kızım ıslandın sen ya. Kınalı. Hadi git arkadaşlarının yanına bakın. Yumaş gerçekten çok sadık bir köpeğimiz. Yaklaşık 6 yaşına gidiyor işte, 5-6 yaş arası. Arkadaşı vardı Aslan. O da arkadaşlarla kapışma sonucu çok yaralandı ve dayanamadı, öldü. Bu çok üzüldü yani, resmen bir nevi psikolojisi bozuldu diyebileceğim kadar. Hele bir hafta falan doğru düzgün yemek yemedi, sevdiği şeyleri verdik. Ondan sonra bir ara, yani hala unutmamış diyebilirim, Aslan falan deyince. Bakın, Aslan, Aslan, Aslan. Bakın böyle bakıyor işte. Ne bileyim, hayvan deyip geçmeyeceksin, o da dostunu biliyor. Pati verebiliyor mu? Pati. Pati, hadi. Pati, pati, pati. Bakayım ayağına ne olmuş. Ha şu mu? Hangisi ağrıyor? Göster oğlum bana. Bu mu, bu mu? Bu mu, bu mu? Bu mu, bu mu? Bu mu ağrıyor? Bu mu ağrıyor? Şurada bir hafif bir yaralanma olmuş. Sanırım taş, diken falan çizmiş. Şu arayı. Bunu krem, sprey ile tedavi etmek mümkün. Biraz acıyor tabi, batıyor yere falan. Tamam, geçti geçti, tamam. Tamam, tamam, tamam. Hiçbir şey, hiçbir insan menfaat beklemediği sürece size iyilik yapmıyor ve sizin karşınızdakine davrandığınız gibi o size davranamayabiliyor ama hayvanlar öyle değil, kesinlikle. Ne olursa olsun her zaman yanınızdalar. Derede mesela, bir küçük gölde balık görüyorsun. İlk baktığımda kaçıyorlar, ikinci baktığımda kaçıyorlar. 4-5 kere gittikten sonra tereddütle solungaçlarını sallayıp beni izliyorlar. Çünkü artık onlara zarar vermeyeceğimi az da olsa anladılar. Düşünsenize, karşılıksızca sizi tek seven canlılar, hayvanlar. Thank you.
Gel. Aman gel. Bırak öyle daha ödüne. Sen ne geldin içeri oğlum? Çıkışalım. Tamam dışarı. Daha bir haftalıktır ne arabiyeciler. Bu çok güzel. Kedi çok güzel değil mi? Şu mu? Onlar satacak da küçük yani oğlum. Bunu mu? Çiçekle satılır. Hadi gidin bakayım annenize. Atınmıyorlar. At. Haydi. Gitti taneyi bul oğlum. Sokmuşum arkası kapalı. Yani. Şeyi söylüyorum konmak için. Ne bileyim. Ya, burada var kızım var. Ama işte katın bir bine evde burada 6 tane tavuk var. Bura geniş. Horoz daha duruyor mu? Horoz daha çez tavuklar kat bir horoz. İki tane horoz götürdüm buradan da cilci horoz da var. Daha ötmemişler. Ayağı ağrıyor tavuğumun. Bir şey olmuş ayağına ne olmuşsa. Şimdi girmiş olduk da yakmış. Tamam kızım, tamam bir tanem, tamam tamam. Ben ne bileyim, ben çalışmaktan memnunum, seviyorum çalışmayı, işi seviyorum. Şuyum olsun, buyum olsun, ne bileyim ben saraylarda yaşayayım, şöyle yaşayayım, böyle yaşayayım istemedim hiçbir zaman. Evimde huzurum olsun, çocuğumla çocuğumla sağlıklı olsunlar, az ileri görmeyeyim. İki tane çocuğum daha öldü. Hani bir çocuğum da, iki çocuğum ölmüş. 7 çocuk anasıyım ben. Hiç yükseklere bakmadım. İşimde, gücümde yaşadım. Eşimle o 2012'de de eşimi kaybettim. Ondan sonra da buradan hiç ayrılmadım zaten. Şehirde yaşadım, büyüdüm ama köy hayatı benim için daha cazip geliyor. Şimdi kopamam, köklenmişim sanki. Memnunum hayatımdan. Allah'ıma hamdolsun. Yaşıyoruz işte. Pamuk, pamuk, pamuk. Sana ne oldu oğlum? Sen hasta mısın? Ne? Arkında yağ mı var? Ağrıyor mu? Acaba ayağı da ağrıyor da yalıyor. Ne mutlu sana. Altını temizliyorlar, yemek veriyorlar. Para derdin yok, ekonomi derdin yok, geçim sıkıntısı yok. Daha ne olsun?
Yayınek bir evin marketidir derler. Yani bir evin marketi, şarküteriz. Bu hayvan hep haşlar ha. Bir şey olmaz zaten. Haşlar ha. Bir şey olmaz. Yemez zaten haşlarsa. O zaten seter atar. Aha. Gel. Gel. Gel hadi ha. Hayt. Gel sağ biraz abla verin. Gel ha. Ha. İç. Bu tarafı da küçük yaşta gelmiştim Veren köyün içine. Kimse engel olamadı içimdeki sevgiye. İnsanlar toplu yaşama, kalabalık ortamlarda yaşama ve şehirleşmeye doğru gittikçe ambalajlı ürünler, koruyuculu ürünler, GDO'lu gıdalar oldukça arttı. Artık kimse kendi yetiştirdiğini doğal ürünleri yemek yerine kısa yollu hazır gıdaları tercih ediyor. Bunlar kesinlikle sağlığımıza zararlı. Şimdi şöyle diyeyim. Mesela taş. Taş bile yosunlanıyor. Yani bir doğanın aşımına uğruyor. Ama biz mesela bir kek alıyoruz. Paket kek. Örneğin çikolata. Düşünün ki fabrikasyon bir şey bile yıllarca, hatta aylardan daha fazla yıllarca o şekilde bozulmadan kalabiliyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bu nasıl böyle kalıyor? Nasıl bozulmadan ve aynı günkü tadıyla kalıyor? Bunlar gerçekten sağlığımıza çok zararlı. Bu dünya ne olursa olsun bize kalmıyor. Sevmediğim işi yapamam ama sevdiğim iş olsun. Şuradan kilometrelerce yola ağır yükler götürebilirim ama sevmediğim iş olunca da iki tane çalıyı bile yoldan aşağı atamam. Yani öyle bir karakterimiz, huyumuz var maalesef. Belki benimle birlikte gezip dolaşan, dertleşebileceğim bir arkadaşım olmadı ama benimle birlikte büyüyen fidanlarım, ağaçlarım ve bir sürü diktiğim bitkiler oldu ve bunun için kendime gurur duyuyorum ve yaptığım şeylerle. Sıkıldığım zaman yalnız kalmayı seçerim. Nasıl yalnız kalmayı? Sevdiğim işleri yaparak vakit geçiririm. Zaman, saat, hava, koşul hiçbir şekilde önemli değil benim için. Hoş geldiniz uşaklar. Konuştunuz, güldünüz. Ha, bu dağın dibinde gelip bizi buldunuz.
Hadi güle güle. Allah'a emanet olun.